Merhaba. Erkek mi güçlü, kadın mı güçlü? Bu soru sorulduğu zaman genellikle atletizmden örnek verilir. Kadınlar erkekler kadar hızlı 100 metreyi koşabilir mi diye sorulur. Ben bu tartışmada farklı bir yerdeyim. Doğurganlık açısından değerlendirildiği zaman kadın erkeğe göre çok daha güçlü. Bu konuda tersini düşünen bir erkek varsa canlı bir doğum görmesini tavsiye ederim. Sizi şimdi bir uzun mesafe koşucusuyla tanıştıracağım. Bir kadın sporcu. İsmi Camille Hebron. Bu Camille Hebron maalesef bu erkek mi kadın mı güçlü konusunda erkeklerin aleyhine bir başarı elde etmiş durumda. Bildiğiniz üzere atletizmin içerisinde dayanıklılık açısından en önemli branşlardan bir tanesi maraton. Maratondan farklı olarak bir de ultramaratonlar var. Yani çok daha uzun mesafeli koşular söz konusu. Bu uzun mesafeli koşulardan bir tanesi var. Dünyaca ünlü ve hatta birinci sırada yer alıyor. Desert Solstice yani çöl gün dönümü olarak adlandırılıyor. Phoenix, Arizona'da koşulan bir koşu bu. 24 saatlik bir koşu. 24 saatte temel olarak 100 mili yani 160 kilometreyi tamamlamanız gerekiyor. Ortalama saatte 6 kilometre koşmanız gerekiyor. Hadi ben de katılayım bu işe arkadaşım, 24 saatte ben bunu hallederim diyorsanız öyle bir şey söz konusu değil. Sadece davetli atletler katılabiliyor ve bu koşuya 33 kişi katılmış, 23 kişi bitirebilmiş. En genci 28, en yaşlısı ise 56 yaşında. Tabi arada dinlenme oluyor mu? Oluyor. Her zaman koşmuyorsunuz. Yürür pozisyonuna da geçebiliyorsunuz. Buna göre de atletizm pistinde dış kulvarlara doğru hareket edebiliyorsunuz. Beslenme de serbest. Hatta bu Camille Hebron tavuklu dürüm bile yemiş. Peki Camille Hebron ne yapmış? Camille Hebron'un yaptığı şey farklı olan hadise şuradan kaynaklanıyor. Camille Hebron 6 erkeği geçerek yarışı birinci olarak bitirmiş. Toplam olarak 260 kilometre koşmuş. Kadınlar 100 mil rekorunu kırmış. Ve 24 saatlik rekoru da kırmış. Böylelikle erkekleri geride bırakan ilk kadın atlet olmuş. Ve dünya tarihine geçmiş. Demek ki böylesine uzun ve dayanıklı bir koşuda kadının başarılı olduğu bir noktada ortaya çıkmış bulunuyor. Darısı başka branşların başına. Peki bir bakalım acaba bu koşuda neler olmuş? 100 mili yani 160 kilometreyi 13 saat 23 dakika 13 saniyede koşmuş. 100 milde sadece bir erkek kendisini geçmiş. Toplamda ise 162.9 mil koşmuş. Kabaca 260 kilometre diyelim. 1 mili ortalama 8 dakika 40 saniyede koşmuş. Yani toplam koşma süresi 22,5 saat. Ancak 1,5 saat kadar dinlenebilmiş. Bu da gerçekten inanılması güç bir rekor. Peki burada ne fark var? Şöyle bir bilimsel fark var. Deniliyor ki özellikle kadınların bacak kaslarındaki bazıları erkeklere göre yorulma açısından daha gelişmiş durumda. Yani daha az yoruluyorlar. Bunun yanında bu yarışmada bir başka erkek yarışmacı da ise gördüğünüz üzere çıplak ayakta koşmayı başarmış. Bu sabah başlayıp ertesi sabah sona eren bir yarış. Ve burada söz konusu olan hadise sadece para değil. Bakın birinci olana sadece 1000 dolar veriliyor. Yarışmaya katılanların hepsine ise bitirdilerse eğer 600 dolar veriliyor. Yani söz konusu para değil. Şimdi bu başarıyı elde eden kişinin parayla pek ilgisi olmaz. Onun için isterseniz futbolu sevenler için kenara bir takımın bir maçta koştuğu toplam mesafeyi de kenara bırakalım. Bakın 116.7 kilometre. Camille Hebron ise 260 kilometre koşmuş. Görüşmek üzere, hoşça kalın.